Son bulsun savaşlar, kimse ölmesin. Barış günündeyiz ama maalesef hemen yanı başımızda Gazze'de bir yıla yakın süredir 40 binin üzerinde insan katledildi. Çoluk çocuk, kadın demeden ve hala katledilmeye devam ediyor. Yine biraz önce ekranda gördük. Doğu Türkistan'da yıllardır zulüm devam ediyor. Srebrenica'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, dünyanın her yeri aslında yangın yeri ve gerçekten barışa çok fazla ihtiyaç var. O yüzden bu anlamlı günde değer kattıkları için Osman Gazi'nin sesini barışla, sevgiyle, kardeşlikle duyurdukları için ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de onlara bir alkış istiyorum. Teyze bütün sokakları temizliyor. Yani hakkı ödenmez gerçekten de. Yani çevre bilinci olmayan insanlara örnek olsun diyorum. Bu yaşlı insan herkesin onun bunun çöpü demeden her şeyi toparlıyor. Sağ olsun, iyi ki var. Teyzemiz mahallede, kendi halinde bir insanımız. Kendi çabasıyla başladı. Bu sokakları kendi civarında 50 metre bir taraf, 50 metre bir taraf hastane polikliniğimizin içini, yani görenler diyecekler ki bunu kim temizlemiş? Teyzemizin eli öpesi bir kadıncağız. Sabahleyin kalkıyor, ne olacak da tapamam. Demeyi seviyorum be çocuğum. Huyum bile. Bıraktıramazsın. Doğru diyor. Ben alışmışım bile gayet. Hayatım bile geçti zaten. Evet. Değerli çalışma arkadaşımız, benim de uzun yıllardır yol arkadaşım, genç kardeşimiz Alp Tuğ Memişoğulları'nın vefatından dolayı bir kez daha ailesine, sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Tabii ki takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun, nurlar içerisinde yatsın. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Her zaman anılarımızda yaşamaya devam edecek. Ben şahsım adına Abdül Memişoğulları'ndan razı edin. Allah da kendisinden razı olsun. Partimizin, onu seven tüm dostlarımızın, tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Geçen hafta yine bizim kentsel tasarım başkanlığımızla, müdürlüğümüzle toplantıları yaptık. Üç yerde bunun kentsel dönüşüme başlamasıyla ilgili ilk etapta Soğanlı kentsel dönüşümün devamı olan Çift Havuzlar Bulvarı ile Kanal Boyu'nun orada ihaleyi yapıp süreci başlatmak istiyoruz. Ama önce vatandaş rızasını alıp 50+1'i toplayıp süreci başlatacağız. Yine Soğukkuyu mahallemizde 411 dairelik bir kentsel dönüşüm başlatacağız. Bir de Ebu İshak mahallemiz var. Onunla ilgili de başlattık. 2024-2025 yılı ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'deki bütün öğrencilerimiz tekrardan eğitim hayatına başlayacak. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Ayça Azak biliyorsunuz gündüz bakım ve kreş muhtemelen Eylül sonu gibi hizmete açacağız. Yine Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakım Evi dik kaldırımdaki binamızda da bu eğitime devam edeceğiz. Çocuk atölyeleri projesi devam ediyor. Uzaktan eğitim desteği orta öğretim öğrencisine, ki biliyorsunuz dershane fiyatları ortada. Dar gelirli vatandaşlarımızın bu eğitime ulaşması çok zor olduğu için de orta öğretim öğrencimizde fırsat eşitliği sağlamak adına uzaktan eğitim desteği vereceğiz. Görme engelli vatandaşlarımıza okuma imkanlarının artırılmasıyla ilgili kitaba erişimleri ve onlara özel kitapların basılması ve dağıtılması ile ilgili faaliyetlerimiz devam edecek.
değerli mesai arkadaşlarımız, değerli zabıta memurlarımız, öncelikle zabıta teşkilatının kuruluşunun 198. yılını tebrik ediyorum. Sizler hem belediyemiz açısından hem de toplum açısından olmazsa olmaz, toplumun düzenini korumada, hayatın daha sağlıklı geçmesinde ve kargaşanın önlenmesinde çok önemli görevlerde bulunuyorsunuz. Kolluk kuvvetleriyle birlikte destek hizmet ekibi olarak yerel yönetimlerin olmazsa olmaz bir parçasınız. Tabii ki görevimizin zor tarafları çok fazla. En riskli, en sıkıntılı konularda vatandaşla direkt yüz yüze gelen bir mesainiz var. Çalışma koşullarınız var. Ancak buna rağmen özveriyle çalıştığınız için her türlü koşulda hem vatandaşlarımızı hem belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için başta müdürümüze, zabıtadan sorumlu başkan yardımcımıza, siz değerli mesai arkadaşlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta haftanız da kutlu olsun. Şadırlanlı Han avlu buluşmaları aslında 4 yıldır devam etmekte. Bu seneki açılış programını yapmak da bizlere nasip oldu. Her hafta burada klasik müzik icra ediliyor. Böyle yerlerin Bursa'mızda, Osman Gazi'mizde olması bizler için, tabii sizler için de çok büyük bir nimet. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Bugün 2024-2025 öğretim yılının açılışını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle başarılı bir ders yılı temenni ediyoruz. İyi çalışsınlar, ülkelerine, devletine, milletine başarılı öğrenciler olsunlar. Eksikler var, sorunlar var, onun da farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu sorunların da giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bütün öğrencilerimize hayırlı ve güzel bir dönem diliyorum.
çocukların zeka gelişimi, dikkat dağınıklığını engellemek için dikkatlerini toplamaya yönelik oyunlarımız oluyor. Mesela şu anda öğrencilerimiz sorti oyununu oynuyorlar. Bunun dışında yaklaşık 40-50 tane oyunumuz var. Bu oyunlar derslerinde de olumlu katkı sağlıyor tabii ki de. Bu kurstan sonra velilerimizden dikkatleri ve derslerinde çok güzel katkıları olduğu geri dönüşlerini alıyoruz. Bugün Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını hep birlikte anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatıp 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da düşmanı yenip dünyanın belki de en kısa sürede zafere ulaşan o büyük taarruzu gerçekleştirmiş olmasalardı, ardından İzmir ve Bursa'nın kurtuluşu gerçekleşmemiş olsaydı bizler bugün burada bu anmayı, bu kutlamayı yapamıyor olacaktık. O yüzden bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bugün özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde okuyabiliyorsak, yaşayabiliyorsak bunun en büyük sebebi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Şükrü Naili Paşa da Bursa'nın kurtuluşunda büyük emekleri olmuş. 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren esareti sonlandırmışlardır. Biz de onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Bu etkinlikleri daha halkın katılımıyla daha genişleyerek özellikle kutlamak istedik Osman Gazi Belediyesi olarak. Bunun en temel sebebi gidip giden milli değerlerimizin tekrar hatırlatılması ve halkımızla beraber, halkla beraber halkın yanında bir işbirliği içerisinde tekrar gündeme getirilmesiydi. Osman Gazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Soğanlı Mahallesi'nde vatandaşlarımızla birlikte el birliğiyle temizlik yaptık.
Elbette ki belediyemiz temizlik işleri mahallelerimize her daim temizliyor ama bugün her tarafı temizleyelim ki temiz olan yer temiz kalsın diye düşündük. Her şey daha temiz bir Soğanlı için, Osman Gazi için. Herkes kendi kapısının önünü süpürse, çöp yere atmazsalar, çöp tenekelerimiz var. Birçok yerde konuşmalar yapıyorum ama daha çok gidip biz kendimiz sunuyoruz. Ama ilk kez bir belediye kadınları için çok güzel bir şey yaptı. Yeter ki içimizdeki olan o gücü, ki o güç bizim atalarımızdan, Anadolu'yu yaratan kadınlardan geliyor. 2 yıl boyunca kadına karşı işlenen suçların birçoğunda cinayetlerde çok çok azalma yaşadık. Yok denecek kadar azaldı. O yüzden 6284'ü uygulatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Yoksa bu ülkenin kaderi kadınların ölümüyle yazılmamalı. İnciri artık sadece Bursa, Türkiye değil, Avrupa'nın da birçok ülkesi biliyor, tanıyor, yakından tanıyor. Burada güzel bir üretim var. Sadece o bahçede değil, Osman Gazi ve Nilüfer'in 26 köyünde hava şartları, rüzgar ve iklimden dolayı Türkiye'de sadece burada yetişen bir incirimiz var. Coğrafi işaret aldı, tescillendi. Bundan sonra daha da artarak inşallah dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Her türlü destek çalışmasını yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız inşallah. Amaç üreticinin hak ettiğini, yaptığı masrafı alabilmesi. Osman Gazi'nin kültür sanat programlarını, köy şenliklerini, festivallerinde hepinizi davet ediyoruz. Takip ediniz. Gerçekten Bursa tarımıyla inanılmaz zengin bir kent. Ama bu zenginliğimizi sadece tarlada ürünü ekerek değil, onu tanıtarak, ona pazar arayarak, pazar bularak ve akabinde de satış grafiklerini de yükselterek ailelere iyi bir gelir getirmesini hedeflememiz lazım. Burada çiftçimizin yüzünü güldürmek demek, çiftçimizin ektiği ürünün karşılığını alıp çoluğuna çocuğuna bir gelecek oluşturmak demektir. Atatürk'ün söylediği gibi köylüyü yine milletin efendisi yapmak için onları destekleyen, onların sesini duyurmaya çalışan bütün belediye başkanlarımıza, Osman Gazi Belediye Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum çiftçiler adına, üretenler adına, köylüler adına ve bu zor koşullarda da hala tarım ürünü üretmekte direten, hala tarımı Bursa'da, Türkiye'de ayakta tutmaya çalışan bütün üreticilerimize de yürekten teşekkür ediyoruz.
yapmış kendini. Ağaçlara sarılır. Onlarla hemhal olur. Ondan sonra yuvaya dönermiş. Ve diyeceksiniz ki, yani haklısınız da. Bu nasıl oduncu yahu? Değil mi ya? Madem oduncu olmanı nasıl bu kadar aşık yani? Şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir bir yönetim sözüyle geldik. Ve bu minvalde de bu şartlara rağmen, bu ekonomik krizin aşırı hissedilmesine rağmen de hepinizin dertlerine, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. 6 aylık dönemde 32.3 bin ton sıcak asfalt yapılmış. 5 tane yeni park yapılmış. Yani 32.500 ton asfalt yamalama yapılmış. Emek spor tesisi bitti. Çilişhane lokali, spor kulübü lokali o da bitti. Açılışını yapacağız. Mutlular Mahallesi'nde yine sağlık ocağı, OSMEK ve muhtarlık binamızın da inşaatı tamamlandı. Park bahçelerde 8 bin adet yeni fidan dikimi, 338 bin adet yazlık çiçek ekimi, 17 adet parkın revizyonu, 6 adet park düzenlenmesi, 137 adet 445 bin metrekare dinlenme alanında düzenlenmesi yapılmış. 2 adet kreşi bu dönem hizmete açacağız. Kentsel tasarımla ilgili 6 bölgede kentsel dönüşüm master planı bitmiş. 3'üne çalışmaları başlattık. Belki Türkiye'de hiç belli olmayan bir afet koordinasyon merkezi projemiz var. İçte ve dıştaki düşmanlara karşı kahramanca çarpışan, bu uğurda huzurlarını bırakan, bu uğurda en kıymetlilerini, evlatlarını, eşlerini veren şehit annelerim. Bunların hiçbir zaman için hakkı ödenmez. Böyle bir güzel organizasyonu bize hazırlayıp sunan Erkan Başkanımıza huzurlarınızda ben teşekkür etmek istiyorum. Soyadı Aydın, kendisi Erkan. Böyle bir başkanı bize halk seçtiği için halkıma 850 bin nüfusu olan Osman Gazi'ye şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Allah bize yeni gazilerin, şehitlerin olmayacağı günler nasip eder. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda bugün hain PKK terör örgütüyle ve onun uzantılarıyla bu cennet vatanımıza hala dahili ve harici bedbahtlarla saldırılar devam etmekte. İşte o saldırıların önlenmesinde, büyümemesinde en büyük katkıları olan aziz şehitlerimiz, edebiyata intikal etmiş gazilerimiz ve hayatta olan gazilerimiz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler olmasaydınız bizler bugün burada bu kahvaltıları, bu toplantıları yapamazdık. Bu vatanda özgürce yaşayabildiğimiz için, birçok olanaklara sahip olabildiğimiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borcumu belirtiyorum. Bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Gazilerimizi yine saygıyla selamlıyorum. Geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.
Zeki Müren'in son dönemlerine yetiştik. Onun şarkılarını dinledik. Onun şarkılarıyla şu anda da dinlediğimizde o zamanki anılarımıza gidiyoruz. Gerçekten hem Bursa'mızın hem de ülkemizin yetiştirdiği en değerli, en büyük sanatçılardan biri. Onun eserleriyle, unutulmaz şarkılarıyla, keyifle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak sizlerin yanınızdayız. Allah razı olsun. Sizlerin daha iyi olması için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın, hürmet ederim, büyüklerimizin her zaman yanındayız. O yüzden Alzheimer'a da dikkat çekelim. Alzheimer'ın tabii %100 sebepleri yok. Olmasa da beslenme önemli, spor önemli. Masa tenisi yapsın gençler. Bu ispatlı. Masa tenisi Alzheimer'ı önlemede en iyi spor. Gençken sağlığımıza iyi bakalım ki hastalanmayalım diyelim. Tekrar hepinizi de seviyoruz. Osman Gazi olarak yerinde, mahallelerde birçok etkinlikle yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada tabii ki emeği çok büyük olan bizim kültür ve sanat işlerine bakan değerli başkan yardımcımız Mutlu Esendemir'e, müdürlüğümüzde emeğe geçen emekçi kardeşlerimize, personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar artarak devam edecek. Hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Bu akşam Bağbozum'un da Equinox isimli bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimizi köylerde bilim buluşmaları kapsamında Osman Gazi Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda her ay farklı bir köye giderek etkinliği yapacağımız dönemdeki uygun bir tema ile ilişkilendirdiğimiz, halkı bilimle buluşturduğumuz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün sonbahar Equinox'u ve bu temayı işlediğimiz ve bununla ilgili bilgileri halka
aktarmak istediğimiz, hem gözlem yapacağımız hem de insanları bilgilendireceğimiz, onlarla bilim sohbeti yapacağımız bir etkinlik planladık ve tasarladık. Karabalçın üzümü de gerçekten festival yapacak kadar güzel, lezzetli. Umarım uzunca yıllar bu şekilde devam eder. Burada üreticilerimiz yetiştirdikleri üzümleri inşallah yarışmada da sonuçlanacak, birincileri seçilecek. Kadınlar kendi el emeği, göz nuru yaptıkları yemekler ve çeşitli ürünleri sergiliyorlar. Hasılı bizim çocukluğumuzdaki o Hıdrellezler, köy şenlikleri, köy hayırları bir şekilde yaşanmış oluyor ve hepimiz bir nostalji yaşıyoruz ve bu köylerin bu geleneklerini, bu hasretlerini kaybetmemesi için de bunlara destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Hayatı için çok önemli bir isim. Köy Enstitüsü mezunu bir büyük anne ve büyük babanın torunuyum. Dolayısıyla Hasan Ali Yücel bütün Türkiye'ye dokunmuş bir isim olarak bizler de onların torunu olarak atfediyoruz kendimizi. Ailesi de atalarına sahip çıkarak bizlerle ellerindeki kaynakları, fotoğrafları paylaştıkları için aynı zamanda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere Hasan Ali Yücel bir öğretmen, müfettiş, milletvekili, Milli Eğitim Bakanı ve dünya klasiklerin tercüme edilmesinde şair, yazar olarak birçok farklı yönüyle karşımıza çıkmakta. Bu sergide onun yaşamından, çalışma hayatından ve fotoğraflara aktarıldığı anıları bizler de görmüş olacağız ve yakın tarihimize bir bakış olarak karşımıza çıkacak. Ben Osman Gazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Yılın aydınını ilk seçimden sonra Hasan Ali Yücel'i seçmeleri tabii dedem olduğu için gurur verici ama eğitim ve kültürde bayağı bir değişim yapacaklarının işareti gibi geldi bana. Öyle de özellikle kütüphaneyle başlamaları, sergi, arkadan sempozyum, tiyatrolar, konserler, bütün bu kültür, eğitim seferberliğiyle Hasan Ali ile birlikte atılmasının, bu yola çıkılmasının bu seferberliği kutluyorum.
de devrim diyeyim, reform değil. Onu başlatan insanlardan, en önemli insanlardan biri Hasan Ali. Bunun için bir lafı var esasında. Çağdaşların birbirine bağları, nesillerin birbirini bilip tanıması medeniliğin ilk şartlarından biri değil midir diyor.